Yıllar önce yaşanmış bir gerçek olaydan bahsetmek istiyorum. Umutsuzluğa kapılan, çözümü yurt dışına gitmekte bulan gençlerimiz, pazara giderken korkarak giden, evine bir misafir çağırmadan önce hesap kitap yapmak zorunda kalan ev hanımlarına, tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Çünkü gerçek yaşanmış bir olay anlatacağım size. Uzak bir coğrafyada, yıl 1972, Uruguay Hava Yolları'na ait bir uçak Ant Dağları'nda düşer. Karın üzerine düşer. Mevsimlerden kış. Kazadan kurtulanlar olur fakat arama, kurtarma çabaları bir türlü sonuç vermez. İnsanlar dağların orta yerinde çaresizce beklerler. Her taraf kar, uçak beyaz, bulması da zor. Düşünürler, burada beklesek mi yoksa gidip yardım mı çağırsak? Beklemeye karar verirler. Bir gün geçer, üç gün geçer, günler hafta olur. Derken uçağın içinde bir radyo bulurlar. İçlerinden üç kişiyi radyonun çektiği yüksek bir noktaya gönderirler. Derler ki siz bir haber almaya çalışın. Bu üç kişi o tepeye ulaşır, radyoyu açar ve haberleri dinlemeye başlarlar. O karın ve soğuğun ortasında haber dinlerler ki arama kurtarma çalışmaları ümitsizlikle sona erdirilmiş ve arama kurtarmadan vazgeçilmiş. Bu haberi radyodan dinlerler. Bu üç kişi haberi arkadaşlarına nasıl söyleyeceklerini düşünerek umut içinde bekleyen diğer arkadaşlarının yanına giderler. Haberi dinleyenlerden birisi söze girer ve diğer arkadaşlarına der ki size iyi bir haberim var. Arama kurtarma çalışmalarından artık vazgeçmişler. Diğerleri telaş içinde ya demişler bu nasıl iyi bir haber. O üç kişiden genç yanıtlar çünkü der buradan kurtulmak artık bize kaldı. Çünkü dostlarım bazen başımıza gelen musibetlerden kurtulmak için kimsenin sizi kurtarmayacağını anlamak ve kabullenmek iyi bir haberdir. İş başa düştü. Doğru. Gözlerimin içine bakan değerli yol arkadaşlarıma, ekranları başında bizleri izleyen yurttaşlarıma sesleniyorum. Arkadaşlar haberler iyi. Bu iktidardan kurtulmak bize kaldı. İş başa düştü.